Uzun yıllardan beri Ehli Beyti gündem ediyoruz. Ehli Beyti sevmenin farz olduğunu hatırlatarak ortak paydamızın Ehli Beyt olduğunu vurguluyoruz. Bu uğurda yüzlerce program, 7 tane uluslararası sempozyum düzenledik. Unutulan, unutturulan Ehli Beyti tekrar milletimizin gönlüne nakşetmek için yılmadan ısrarla çalıştık. Bunda da büyük başarılar kaydettik. Eskiden toplumda kestikleri yenmez, pişirdikleri sofraya konmaz, onlardan kız alınmaz, onlara kız verilmez denilirdi. Osmanlı'dan bu yana katli vaciptir fetvalarıyla nesillere yok edilmeye çalışılan Alevi dünya kapıları işaretlenerek Türkiye'de de dışlanmıştı. Hanımları her türlü muameleye layık görülmüş, en ağır şekilde yaşadıkları insanlık dışı hal İslam dairesi içinde meşru gösterilmişti. Bunun ötesinde Aleviler faili meçhullere kurban edilmiş, Çorum, Maraş, Sivas olayları gibi katliamlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara sayfalarına yazılmıştı. Kısaca Aleviler bizim ehlibeyt açılımımıza kadar toplumda üçüncü sınıf vatandaş muamelesi dahi görmemekteydi. Bir sünni olmamıza rağmen Alevilerin dahi söylemeye cesaret edemedikleri gerçekleri gündemeden bizlerin gösterdiği gayretle toplum bu kardeşlerimizi kabul ettiği gibi siyasiler de onlara yönelmeye başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu bir defa ben Aleviyim diyemezken şimdi Seyidim diyerek kendine bir paye peşinde. Seyid olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu bir önceki seçimde partinin koridorlarında Alevi sözünü duymak istemem şeklinde konuşuyordu. Alevilerin tüm karşı çıkışlarına rağmen 3. Köprü'ye Yavuz ismini veren başbakan da bu kardeşlerimize yeşil ışık yakıyor. Bir gecede Nevşehir Üniversitesi'nin ismini Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi olarak değiştirdi. Cem evine ibadethane statüsü vermeyen başbakan Alevilik Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim deyiverdi. Kısaca toplumda ciddi bir Alevi açılımı gerçekleşti. Ancak dün yüzüne bakılmayan hatta toplumdan soyutlanan Alevi kardeşlerimiz gerçekleşti geldikleri noktanın müsebbibi bizleri yalnız bırakırlarsa o avcılarının elinde eski hallerinden de kötü bir noktaya girileceklerdir. Bu yolu ancak Alevi kardeşlerimizle beraber yürüyebiliriz. Yalın kılıç çıktığımız çalışmamızda yaptığımız siyaset Şii ve Sünni dünyanın birliği üzerine bina edilmiştir. Mahalli ve genel seçimlerde Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayları Alevi ve Sünni kardeşlerimiz arasında hiçbir ayrıma gidilmeden kesin adil olarak belirlenecektir. Bir ve beraber olmamız bugüne kadar dünya sahnesinde görülmemiş bir İslam birliğinin tesisini gerçekleştirecektir. Eğer yalnız kalırsak ve de Alevi kardeşlerimiz bu oyuna gelirse Alevi açılımı Türkiye'de yarım kalmaya mahkum olacaktır. Zira gücümüzün olmadığı yerde sözümüz de geçmeyecektir. Biz cumartesi günü İstanbul'da Ehli Beyt sevenleriyle Gadri Hum bayramındayız. Ehli Beyt'e gönül veren tüm vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz diyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş